Mazda Gradas üzerinde ultisini evet, kullanmış. Şimdi ikiye bir kalacaklar. Şenden Barış üzerinde ulti geliyor. Güzel şekilde kaydırıyor orada Barış. Üstünü göreceğiz derken Galio'dan bir ulti geliyor. Zik çıkmayı başaracak. Zik fakat düştü. Elis için aynısını söylemek çok da mümkün değil. Karma orada Zik skorunu almayı başarıyor. Gradas içeriye doğru devam etti. Ansari Galio bırakacak ve skoru Barış almayı başarıyor. Bir de üzerine orada Elis skorunu alırlar mı diye bakıyorum. Ace ile beraber zikliyor fakat yeterli olmayacak. 2'de 2 yapan bir Galio var. Güzel pozisyonu var. 2'de 2 yapan bir Caitlyn görüyoruz. Talon'dan bir de ulti geldi. Orada son skoru da almayı başaracaklar mı? Talon çok iyi çıkardı. Tebrik etmek lazım orada. Bir de Galio'nun üzerinde tutuştur geliyor ve orada 2'de 2 yapan bir Talon izleyeceğiz. Caitlyn vuruyor orada, diğer vuruyor. Diğer tarafta resmen aradı diyebiliriz takım savaşını. Şen bir de Shen'i alacaklar ve büyük ihtimalle oyunun sonunun geldiğini göreceğiz. Burada 2'de 2 yapan bir Caitlyn geriye doğru devam ediyor. Mazar'ın üzerinde çok yüksek miktarda hasar var ve son savaşı izliyoruz. Burada yapılan Galio hiçbir şey yeterli olmayacak. Galio ultisini kullanıyor ama arka tarafta yavaş yavaş her ne kadar Caitlyn 2'de 2 yapsa bile minyonları tutmayı başardı. Canının üzerinde yavaşlatma vardı. Çok iyi be. Bir de ulti flash geliyor. Üzerine ve Caitlyn'i almayı başaracak. Caitlyn'i tutuyor. Devam edecek. Fakat kafana kısıldı orada. Caitlyn'i içeriye atıyorlar. Namin'in ultisi kaçacak. İki kişiyi tutan bir Orianna ultisi var ama pozisyonu çok da istediği gibi değil. Eş burada Orianna skorunu almayı başarıyor. Yalnız taramaya devam edecek. Yes. Yine de yeterli olur mu diye bakıyorum. 2'de 2 yapan bir Caitlyn var. 3'de 3 mü acaba orası? Tarama acaba doğru tercih mi derken Nautilus içeriye doğru devam ediyor. Bir de Jarvan oraya geldi. Eşin üzerine kullanılan onu korumak için bir kefalet var. Orta tarafta 3 kişiyi tutan bir Orianna ultisi. Kendini aşan bir Caitlyn söz konusu. Büyük ihtimalle burada oyunun yine bittiğini göreceğiz. 2'de 2 geldi. Kem bu ekibin şu anda gerçekten fark yarattı ve yani kazandılar. Ya eş dedik o kadar. İşte iyisin dedik. Fit. Girer mi? Çok güzel Nami ultisi. Çok güzel ulti. Bunu değerlendirebilecekler mi? Son saniye Karma'nın da kalkanı geliyor ama yeterli olmayacak. LeBlanc ilk skorunu alıyor. Gayet agresif bir oyun ve Varus skorunu almayı başarıyor. Bir de Karma geldi. Ben o zaman uzanarak sağlamayı başardı ki derken Jarvan'dan içeriye bir ulti. İki kişiyi tutan bir baloncuk var Nami'den. Yalnız diğer tarafta Caitlyn resmen paradı orayı. LeBlanc devam ediyor. Dragas skorla Caitlyn'e gidecek. Sıçrasını da agresif şekilde kullandı. 3'te 3. Dragas orada içeriye doğru giriyor. Fakat Jarvan baronu kaptırmam dedi. Arka tarafta Caitlyn'in Syndra skorunu aldığını görüyorum. Bakalım devam edecekler mi? Bakalım. Varus'un üzerinde o son hasar yeterli olmadı. Gragas sıçrasıyla beraber zincirden kurtulmayı başarıyor. Jarvan şimdi sancak kombosuyla beraber o Gragas'ı yakalıyor. Şu anda Nexus'a da vurduklarını görüyoruz ve burada Evresim takımı için ikinci bir mağlubiyet oldu ama kestaneler adına gayet iyi bir oyun. Yalnız orada Rumble'ı kıstırmayı başarıyorlar. Bir de ultisini kullanır mı Gragas diye bakıyorum. Yeterli olmayacak. Hayır. Lulu ultisini kullandı. Şimdi ultisini kullanıyor Gragas ve Rumble'ı içeri almaya çalışıyor fakat bu hiç de istedikleri pozisyon değil. Üzerinden geliyorlar şu anda. Rumble orada çok güzel Rumble şekilde bir dengeleyiciyi kullandı. Paramparça ediyor orayı diyecektim ki çok az yanları var. Apex acaba devam eder mi? Hayır, o da defansif gelen ışığından söz konusu. Bakalım zamanlamayı doğru ayarlayabilecek mi? İçeri girer girmez Gragas'ın üzerine devam ediyorlar. Baron'u çalmayı başardı. Bir de üzerine Elis skorunu alıyor. Birebir mi? Demek istiyor ama Mighty Beam'in üzerindeki yalnız çok etkili olmayacak. Arka tarafta kalan bir Apex var. Orada Caitlyn'in ultisini güzel şekilde dojamayı başarıyorlar. Bir kez daha Gragas ultisi geldi. Arka tarafta Omarsan taramaya devam ediyor. Fakat Renekton çoktan 2'de 2 yapan bir Caitlyn var. Bu oyun nereye gidiyor? 4'de 4 yaptı ve son vuruş yapamıyor. Ve çeşmeye dönecek oradayız. Çok güzel 2 savaşın hatta belki 3 savaşın sonrasında skoru almaya başaran özür dilerim. Diye bakın. Evet ultisi de var. Ultisiyle birlikte oradan bir skor görebilir. Şimdi Jinx'in üzerine doğru gidiyor. Jinx'e ultisini kullandı ve böylece 2'de 2 yapmayı başardı. Bombayı Jinx'de patlatıp skoru Janna'yla aldı ve şimdi de Rumble'ın üzerine doğru gidiyor. Rumble'ın canını %80'ine kadar almayı başardı. Rumble'ın canını üzerinde kullanıyor ama hemen bir ulti geldi. Apex almayı başardılar. Rumble'dan güzel bir ulti ama hemen çıkmayı başardılar. Tristana'ya gelen bitkinlik hasar vermesini engelliyor ama bu inhibitor almalarını engelliyor.
çok güzel bir çizgide. Rumble çok fazla hasar veriyor. Şans skorunu almaya başardı. Pasifi ile birlikte Grace'i almaya başarabilecek mi? Hayır, Grace'i de alamadı. Tristana pozisyonel anlamda şu anda çok kötü durumda. Tristana'yı da almaya başardılar ama son bir üzülüş geldi karmadan ve buraya kadar dedi Jinx'e. Jinx toplamda bir skor aldı bu savaşta ama sadece şu anda Rumble'a yakın. Iron da oraya doğru geliyor. Ultisini kullanmış durumda. Oyunun bitmesi anlamına gelebilir. Orianna da harika bir ulti ama yetmiyor. Ve dakika 30'da Bahçeşehir Üniversitesi Kestaneler ekibi karşısında bir agresiflik maçın kaderini belirleyecek diyebiliriz. Çünkü o kadar agresif olmak, o kadar öndeyken işe yarayabilir ama dengeler eşit giderken ya da gerideyken size çok ama canım bir hayli fazla. Şimdi ultisini kullandı. Ejder Pitu'nun içerisine doğru gidiyor ama Grace bu çarp savaşını kazanıyor. Taliyah'tan çok riskli bir hamle geldi. Zaten çarpıyorlar. İlk skorunu almaya başardılar. Nautilus'tan geç gelen bir ışından savaşı devam ettirmek istiyor burada Bahçeşehir Üniversitesi. Yuluyu da almaya başardılar. Arka tarafta Orianna'dan güzel bir oyun ama onun da düştüğünü göreceğiz. Burada katliam bile görebiliriz. Nautilus'u takip eden bu Ivern var. Hasarı bir türlü yetmedi. Arka tarafta ise kaçan bir Ezreal görüyoruz. Her iki yeteneğini de kullanmış. Yalnız buradan skor çıkarmaya çalışıyor Nautilus. Bir türlü istediği skor da alamadı ve böylece Orianna'yı almaya başardılar. Şimdi Nautilus'un üzerine doğru gidiyor. Yalnız burada Gragas çok fazla hasar aldı. Hala nişancılara kerilere ulaşabilmiş değil burada Bahçeşehir Üniversitesi. Nautilus skorunu almaya başarabilecekler mi? Nautilus skorunu almaya başardılar. Arka tarafta Ezreal hala hasar vermeye devam ediyor. Grace skorunu da almaya başardılar. Bu onların üçüncü skoru oldu ama Iron'dan sıçrayla güzel bir oyun. Sadece bir kişi hayatta, o da yine Ezreal görüyoruz. Apex şu anda çok kötü bir pozisyonda kalmış. Şimdi Apex'e son bir düz vuruş kimden gelecek? Gragas'tan geldi. Lulu ultisini kendi üzerinde kullanıyor ama bu maçın bitmesine engel olmuyor. Bahçeşehir Üniversitesi birinci bölge finallerinde 2-0 önde. Ve maç bitti. Ama seri bitmedi. Yine bir pozisyonda. Şimdi kullandı ama o kadar fazla hasar verdiler ki öldü. Nami'den gelen bir ulti var. Düz vuruş yaptı. Gragas'tan güzel bir ulti geldi. Önde durmaya devam ediyor. Son bir düz vuruş skor anlamına gelecek. Saydak Gragas'ı almayı başardı. Şimdi Lulu'nun üzerine doğru gidiyorlar. Grace Lulu skorunu alıyor. Karma arka taraftan Nami'yi düşürmeyi başardı ama Nami doğru hedefliydi. Üzerine bir de Caitlyn'i almayı başardı. İşte bu doğru hedef. Ve böylece şu anda Apex kendini göstermedi ki orayı çekzen ediyorlar. Kışkırtmayı başardı ama kışkırtmayı Karma da dahil olunca buradan iki skor da çıkarmayı başardılar ve anlama geliyor. Ama onu sonra değineceğim. Çünkü dar alanda çıkan bir savaş var ve henüz kimse ölmüş değil. Lulu ultisini kullandığımız Fiora üzerinde Gragas'ı almaya başardılar. Gragas takımın tankıydı. Bakalım devam edecekler mi? Arka tarafta tek başına kalan Kasidin'i düşünmeyi başardılar. Ama hasar kaynaklarından bir tanesi. Ama Caitlyn ben de buradayım dedi. 2'de 2 yapmayı başardı. Grace'li düz vuruşuyla bir şampiyonu alıyor, Fiora'yı alıyor ve böylece finalini kazanan ekip Bahçeşehir Üniversitesi temsilcisi Bo Esports Blue oluyor. Tebrikler. Gerçekten güzel bir karşılaşma ortaya koydular.